Daha niye çekineysin ki? Telefonu faturasını ben ödemeyeyim. Nuri babacığım ödeyi de. Sen konuş geniş geniş. Çekinme ya son. Ula Ali Cemal uşağım. Tam iki saattir esir aldın beni telefonda ya. İşim var benim işim. Hamsiyeti kazağımda. Uy, hiç farkında değilim İdris abicim daha. O zaman ha oraya kimse yok mudur daha? Benim hemşerim ver konuşayım. Hemşerilerimi özlemişim daha. Ula uşaklar. Ali Cemal İstanbul'dan arayın. Kim konuşmak istiyor lan ya? Ben o telefonu bana bakayım ya. Ben konuşayım o hamsi kafalıyla. Allah Allah. Yahu durağın telefonu iki saattir aralıksız meşgul çalıyor. Kim bu kadar uzun konuşur be? Baba kimse o kadar uzun konuşamaz. Ali Kemal belki açık unutmuştur. Mert yürü durağa gidiyoruz oğlum. Niye meşgul çalıyormuş anlarız. Ocağı kapatmayı unutma. Kapalı baba. Anahtarı aldın baba. Bencüse. Severler Seyit'i gencisi. E bunları da alırım artık. Bu işin ilmini öğren de öyle gel canım. Hadi yürü can kış yürü. Ya beni yenmesine imkan yok kesin zar tuttu ya. Ne o gururuna mı dokundu? Ben senin gururunu daha çok kırarım. Ya çocuklar. Abi kim konuşuyor bu durağın telefonuyla? İki saattir arıyorum meşgul. Ya ağam biz sabahtan beri burada oyun oynayık vallahi bilmiyik ha. Esa mı değilsin Dursun abicim? Gerçek midir daha? Gülsüm yengenin demek ki ineği doğurdu he mi? Uy ne güzel haber. Anlat başka ne var ne yok? Ula kapat artık telefonu da çok yazdı ya. Ya yazsın sana ne Dursun abicim sen anlat. Bunun parasını ben ödemiyorum ki Nuri babacığım ödeyeyim. Her yöne sınırsız arama beleştir daha Nuri sen Nuri sen. Ya kardeşim ben ödemeyirim diyelim sana da Nuri Baba ödeysen Nuri Baba'yı tanımıyorsun. Bill Gates var ya ha bunun yanında karınca gibi kalır da adamın 10 tane taksisi var. Zengin bu zengin. Eşşol eşşek. Demek Nuri sen tarifesinde her yöne her şey bedava. Nuri sen tarifesi her yöne sınırsız bedava. Nuri seni her yöne sınırsız döveyim de gör. Ulan sen manyak mısın be? 2,5 saattir müşteri arıyor, telefon meşgul. Sen bu durağı batıracak mısın? Her yere! Doğru söylüyorsun Nuri babacığım, affedersin. Bak şimdi dinle bak. Seni çakıllanmayacak mısın be? Bu telefon sayesinde en az 10 kişi ekmek yiyor. Sen insanların ekmeğiyle mi oynuyorsun be? Ha? Çok haklısın Nuri babacığım, çok pişmanım. Özür dilerim ben. Sus! Bir sonraki emre kadar ağzını açma. Kes! Nuri babacığım komutayı ele aldı. Emredersin babacığım. Neyse artık olan olmuş Nuri amca. Ben sana güzel bir Türk kahvesi yapayım, sakinleşirsin. Yok kızım, bu böyle olmayacak. Bu herif bizim yanımızda çalışmaya devam ettikçe bu telefon meşgul olmaya devam edecek. Uy, Nuri babacığım yoksa beni işten mi kovacaksın da? Kurban olayım da benim bir uşağım var şeyin oldu ya. Ona ben nasıl bakarım beni kovarsa? Kes! Biriniz gidin telefon idaresine bir hat daha isteyelim. Hiç değilse müşteri bir numara meşgul çıkarsa öbür numarada ulaştır bize. Tamam Nuri baba ben hallederim o işi. Arif abicim dur. Nuri babacığım kusura bakmayın konuşurum konuşma dedin ama hak istiyorum. Benim telefon idaresinde memleketten hemşerim vardır. Ben ona söylerim o halleder. Bana saygı ve sevgi duyar da. Sana. O zaman fırla. Hemen ama hemen hallet bu işi kendini affettir. Yürü. Hemen babacığım. Of. Evet, gördüğünüz gibi ikinci hattımız faaliyete girmiş bulunmaktadır. Nuri babacığım, ben size ne dedim? Benim yüksek yerlerde tanıdıklarım var dedim daha. Ne zaman konuşmaya açılır beyefendi? Birazdan açarım ben bunu ablacığım. Eline sağlık Tahsin'cim, iyi günler hadi. Ali Çamal'ı kırmak mümkün mü bey amca? Hemşerimdir. Ha bu alemde en sevdiğim, saydığım adamdır. Dey, hadi iyi cümle. Hadi bakalım. Hadi iyi günler. Allah Allah. Demek ki Ali Kemal'i adam yerine koyan birileri varmış dünyada ya. Var tabii Osman babacığım, tabii ki var. Siz benim kıymetimi bilmiyorsunuz. Yoksa halk beni bağrına basıyor. Oğlum yeter Zevzek'im. Şu aşağı sokaktaki ozaliçiye git. Orada böyle bir el yağı hazırlat. Bu yeni telefonun numarasını bütün dükkanlara, bütün mahalleye dağıt. Hadi bakalım. Sen hiç merak etmeyesin Nuri babacığım. Ben hatta bu iş için bir uçak bile ayarlayabilirim. İstanbul'a böyle kuş bakışı atarım broşürleri. Oralarda da benim tanıdıklarım var. Hadi. Hadi Ali Kefal, hadi yürü, yürü uzatma. Abi be. Şu muhabbet tellalı Zurnay'ın telefonunu verdi bir arayalım ya. Bir kız göndersin bize. Al bakalım.
ikinci hattan arayırlar Nuri Baba, gördün mü? Belki Trabzon'dan arayırlar. Demek ki ilanları yerine teslim etmişim demek ki. Aferin Susak, aferin. Yani kedi olalı bir fare yakaladın. Alo, buyurun efendim, Akasya durağı. Abi sen yanlış mı verdin numarayı? Taksi durağı diye açtı bu. Buyurun efendim, randevu evi değil mi açacaktı telefonu? Kadın pazarlıyoruz mu diyecekti. Akıllı ol oğlum biraz. Adam şifreli konuşuyor işte. Ha, evet, doğru ya. Alo kardeşim, taksi mi istiyorsunuz? Abi taksi istiyor musunuz diyor bu. Oğlum şifreli konuş işte. Taksiden neyi kastettiğini anlamadın mı hala? Ha tabii ya. Evet istiyoruz, evet. Adresi alayım. Bir dakika. Yalnız Rus istiyorum ben. Var mı elinizde Rus? Rus mu istiyorsunuz? Ne diyor ya Nuri Baba? Ne bileyim, Rus istiyor ya. Herhalde Rus turist falan bindirecek arabaya. Bizim bütün şoförler Türk kardeşim. Tamam, Rus olması şart değil. Sarışın istiyorum, olur mu? Sarışın mı olsun? Allah Allah ya, taksicinin saçının renginden sana kardeşim. Ben git. Ya ben kıl müşteri gördüm de bu kadar kılını ilk defa görüyorum ya. Nuri kardeşler, bilirsin ben Avrupalıyım. Çocukken bile saçlarım sarı sarı, lüle lüleydi. Belki ben şey... Tamam, gönderiyorum kardeşim, adresi alayım. Tamam canım, derhal gönderiyorum taksinizi. Osman Fırlar, Çavuşbaşı, Çimen Sokak 47'ye 7. Tamam, hemen gidelim. Hadi bakalım. İkinci hat çalıyor. Gördün mü Nuri Babacığım? İkinci hat nedense hiç susmuyor. Demek ki ben ilanları güzel yerlere teslim etmişim ki ikinci hat hiç susmuyor. Ben susayım. Buyurun efendim, Akasya durağı. İyi günler. Şey, bana bayan lazım da. Tabii efendim, adresi alayım. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Leyla'cığım, bayan şoför istiyorlar. Herhalde bayan yolcuları var. İyi, hemen fırla. Paşa Bahçe, Çavuş Çıkmaz 18. Tamam, hemen gidiyorum. Buyurun. Buyurduk. Hem telefonla çağırırsınız, hem de kapıya çıkmazsınız. Ne iş ya kız hanım? Nerede? Kim nerede? Sarışın istemiştim ya kardeşim, nerede? Ha sarışın. Bizim durakta sarışın yoktu, beni gönderdiler. Ben Avrupalı olduğum için küçükken böyle lüle lüle sarı saçlarım var idi. Ne sarışını be, bir getirmişti. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Kadın nerede kardeşim? Kadın mı, ne kadını? Ne kadın olacak? Hayat kadını tabii ki. Ben muhabbet dellalı mıyım sen? Benimle ne biçim konuşuyorsun? Değil misin? Ne? Sen bana muhabbet dellalı dersin, öyle mi? Ne biçim konuşuyorsun? Dur sana be kardeşim. Manyak mısın sen? Öldür. Nasıl kardeşim, manyak mısın? Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Gel buraya. Allah Allah. Bunlar niye dışarı çıkmıyor ya? Hem taksi çağırıyorlar hem de dışarı çıkmıyorlar. İyi günler. İyi günler. Sizi mi gönderdiler? No, beğenemediniz mi? Ne yapalım? Buna da şükür. Hiç yoktan iyidir. Geç içeri. Ben niye içeri geçiyorum ki? Siz taksiye gelmeyecek misiniz? Taksi mi? Niye? Ha, taksi fantezisi diyorsun. Tamam, bana uyar. Ne fantezisi beyim? Sen gömleğini niye çıkarıyorsun? Allah Allah, soymadan olmaz ki bu iş. Sen beni ne sanıyorsun? Ben hayat kadını mıyım? İyi misin? Abi bu lafı sana yediririm ben, tamam mı? Abi. Sen... Beni ne sanıyorsun? Seni bana sayıyla mı verdiler? Uzanan belası. Uzak dur. Böyle. Yahu Osman, sen deli misin, divane misin birader? Durup dururken niye dövdün adamı? Baksana perişan etmişsin çocuğu ya. Ben deli miyim, divane miyim? Komiserim, durup dururken buna bir dayak atayım. Bana söylediği lafı bir dinleseniz, bir bilseniz siz... Delirirsiniz. Ben bunu orada böyle gümsem yeridir yani. Ne dedi? Söyleyemem komiserim. Ebeveynimden aldığım terbiye ve izzetim ve iffetim o kelimeyi böyle ağzımda telaffuz etmeme izin vermez komiserim. Yahu Osman, abartmayı bırak. Söylesene ne dedi? Söyleyemem komiserim. O kelime benim lügatımda yok. Hangi kelime? Söyleyemem. Ama ancak kulağına söylerim. Sana muhabbet tellalı mı dedi? Sus!
Teessüf ederim yani sana komiserim. Hem gülersin hem o kelimeyi ağzından sülersin yani. Cemal başkomiserim, senin ağzında da bile bakla ıslanmaz. Bu adam beğendin, kadın istedi. Seni öldüreceğim vallahi ya. Komiserim, bu beyefendi Leyla Hanım'dan şikayetçi. Dayak atmış çocuğa. Aa, bizim Leyla. Allah Allah. Yahu Akasya durağı olarak siz bugün her önünüze geleni dövüyor musunuz kızım? Ya bana ne söylediğini duysaydınız komiserim siz de döverdiniz. Leyla, yoksa bana söyledikleri gibi bir şey mi söylediler sana? Yani muhabbet Leyla mı dedi? Daha beterini söyledi Osman abi. Daha beteri derken... Aa, ooo, aa! Seni kavarabilir miyim? Sen benim kızıma nasıl öyle? Oğlu kelimeler söylersiniz. Osman sakin ol. Bak karakolda olduğunu unutma, atarım nezarete. Şikayetçiyim bundan komiserim. Ya asıl ben senden şikayetçiyim. Ya bana ahlaksız teklifte bulundu komiserim. Hanımefendi doğru mu söylüyor oğlum? Ya komiserim tamam doğru da. Ben de muhabbet telalı Zurnik'in telefon numarası vardı. Numarayı aradım, bir bayan istedim, bu geldi. Ben de Zurnik'in telefonunu arayıp sarışın bir bayan istedim. Göndere göndere bunu gönderdiler komiserim. Vay! Yalaktırım şimdi sana zumzuk ya. Osman bir sakin ol. Allah Allah. Telefon hatları mı karıştı nedir? Hangi numarayı aradınız siz? Şu numara komiserim. 55 55. Aa, bu bizim durağın yeri numarasıdır be. Evet, Ali Kemal'in bugün bağlattığı hattın numarası bu. Mesele şimdi anlaşıldı arkadaşlar. Sizin durağa yeni bağlanan telefon numarasının hattı daha önce bu muhabbet tellalı Zurnik'in telefonuymuş. Dolayısıyla da haliyle ortalık epeyce karışmış tabii. Görmesin, bu susak Ali Kemal yine her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdı. Ben durağa gidersem hatırlat bana. Arkadaşlar, demek ki ortada bir yanlış anlaşılma var. Siz herhalde davacı değilsiniz değil mi? Eh o zaman buyurun, herkes çıkabilir. Efendim buyurun, Akasya durağı. Ulan uşağım, ben seni ta Trabzon'a arıyorum da. Nuri baba, Trabzon'dan arıyorlar ya. Trabzon'dan mı arıyorlar? Hayda. Uy, gördün mü Nuri babacığım? Demek ki el ilanların te Trabzon'a kadar gitmiş. Baksana Trabzon'dan arıyorlar. Vallahi artık zengin olacağız, zengin. Oğlum saçmalama ya, Allah Allah. Efendim, yani çok sağ olun, bizi Trabzon'dan arıyorsunuz ama... ...şimdi bizim oraya taksi göndermemiz çok saçma. Taksimetre çok yazar yani. Siz oradan, yakından bir yerden taksi çevirin, daha mantıklı. Ula uşağım, sizden taksi isteyen ki, biz taksi istemiyorum ki. E o zaman niye bizi arıyorsunuz efendim? Ula kadın istiyor, kadın. Siz kadın satayı mısınız? Var mıdır elinizde hiç kadın? Ne diyorsun sen be müptezel? Allah Allah, şey miyiz lan biz burada? Ula telefondan döverim seni be! Salak! Kapat telefonu, kapat! Terbiyesizlik yapma! Arif dur, ne oluyor oğlum? Ya baba, kadın istiyor ya. Karı mı istiyor? Ulan bu ne saçmalık ya, niye kadın istiyor? Ula kapat, salak salak konuşma şimdi. Nasıl bir saçmalık bu ya? Ali Kemal, bana bak. Yoksa ilana yanlış bir şey mi yazdın oğlum sen? Allah Allah, yoo Nuri babacığım, aa ilanı böyle numune cebime koymuştum, aa bir haber bakalım. Evet, doğru yazmış. E doğru yazmış da nasıl bir saçmalık bu? Niye kadın istiyorlar anlamadım ki. Allah Allah. Gel bakalım buraya Ali Kemal. Oy. Allah! Osman babacığım sopayla geliyor, beni dövecek kaybolur babacığım, koru beni. İşte buna doğru bildin Ali Kemal. Seni eşek sudan gelinceye kadar döveceğiz. Yahu bir dakika durun, niye dövüyorsunuz şimdi bu adamı? Hani bizi telefonla işe çağırmıştılar ya. Evet. İşte o gittiğimiz yerlerde Osman abiye muhabbet delinalı, bana da hayat kadını muamelesi yaptılar. Ve biz o adamları dövdük ve karakola düştük. Yapmayın ya! Az önce de Trabzon'dan biri aradı, kadın istedi bizden. Ay, ya, bu susak var ya, bu telefonu buraya bağlattırdı ya. Evet. Bu bir muhabbet telefonunun eski numarasıymış. Ana! Gel buraya. Buyurun. Seni öldüreceğim kardeşim. Hayır, kafasına fazla vurunca daha salak olacak ona göre.